Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geçen hafta değil, bir önceki değil mi? Birkaç hafta önceki. Önceki hafta. Anlamın devamı. Şey için, anlam anlamak için söyleyeceğim. Hapishanede yazılan şey. Orada kahve yapılmaz mı? İyi olur. Aferin abi. Halde ne güzel anlıyor. Tam kafa dengi. Şimdi mekanın, zamanın, zaman, zemin, tam, libasın insan fıtratına tesiri vardır. Zaman, zaman yaş. Zemin yaşadığı ve bulunduğu tam, yedi, giydi. Onun için giydiğine de şey yapmış. Dolayısıyla bize bu şeyler orada hapishanede kaleme aldığım şeyler. Bu komple hapishane şeyidir. Bunun gibi hep çok şeyler var. Böyle bir tanesi de kayıp oldu orada. Gasp ettiler gardiyanlar. Okuyorum. Tek tek ayrı ayrı şeyler. Tercih ettiklerim içeriye almak istediklerimdir. Tercih ettim. Bunu değil, bunu değil, bu. Ha, içeriye almak istediğimdir. Tercihlerimi hep ben mi yapıyorum? Bundan şüpheler var. Tercihi kim yapıyor? Hayatı kendisi seçmediği için vücudunu kendisi tercih etmediğimize göre İçerideki özgür irade bunlardan nasıl bağımsız olur? Toplumun, kültürün sana öğrettiği iyiler ve kötüler var. Ancak sosyoloji, toplumsal ve kültürün dayatmalarından kurtulmanın en mühimi, en iyi bilmek de mümkün. Oradan bakarsan sahip olursun, yoksa yok. Yani tercihlerim içeri almak istediğimdir ama her tercih benim tercihim değildir. Bir, dış dünyada, dış dünya var ya, cemiyet, akrabalık, onların dayatmaları var, çalıştığımız yerin dayatmaları var, artı içeride nefis var. Dolayısıyla bunlardan her ikisinden de iç dayatmalar ve dış dayatmalardan özgürce bunlardan sıyrılıp tercihlerimizi en kalitesi hangisi yapar? En iyi bilmek de mümkündür. Yani her derdin dermanı, her sorunun cevabı nedir? İnsan kendisini tanımasıdır. Tanımlamasıdır, anlamlandırmasıdır. Onunla mümkündür. Mesela seni dertler eziyor. Ne kadar insan kendisini tanırsa dertte, o kadar o dertler basamak olur. Mesela bir yakında 17 dakika galiba üzülme bir dersi yayınladık. Yani orada da anlatıyor. Orada bununla alakalı şöyle bir cümle geçiyor. Çok hoşuma gitti. Üzülüyor musun? O zaman insansın. Biliyor musun? Sırlar üzülmezler. Taşlar da üzülmezler. Ağaçlar da üzülmezler. Üzülmek celali, sevilmek cemali sıfatı aynı darlıktır. İkisini cem eden kemali insan oluyor. Hiç üzülme yok. Hep gülmek var. Gülmek bile anlamı yoktur. Özgürlük dedim ya, farklı farklı şeyler. Tercihti, şimdi işte özgürlüğe geçti. Özgürlük sınırlarının içinde düşünmektir. Sınırlarının içinde düşünmektir. Eylemlerimizin arkasındaki iradenin gerçekleri özgürlüktür. İçeriden bir şey istiyoruz. Bunun gerekçeleri içeride, içinde özgürlük vardır. Ama İçi farkındalık olması lazım. İnsanda bir serbest bölge vardır.
serbest bölgeyi insan bilirse inanın sıkıntısı gitmez. Ama kontrol altında olur. Çoğusu gider de ama sıfır olmaz. Çünkü peygamberlerde de olmamış. Ama senin kontrolünde olur. Senin kontrolünde olan şey sana zarar vermez. Tam tersine at gibi seni taşır. İnsan kendisiyle istemlerine topluma mesafe koyabilendir. Acayip bir şey bu. İnsan kendisiyle istemlerine, yani kendisiyle arzu ve isteklerine topluma mesafe koyabilendir insan. Topluma rağmen, yani toplumda yapmasalar hayır diyorsun. Ben bunu istiyorum. Ben bunu giyiniyorum. Ben bunu yapıyorum. Diyebilendir. Hayvan sürü psikolojisinden kurtulmaya tek şey insandır. Mesafe koyabilen varlık insandır. Ve yenilik arayışı üreten istemiyle de farklı insandır. Bak, yenilik arayışı üreten sistemiyle farklı insan ve varlığın arkasına geçme arayışı da yine insanda vardır. Anlaşılıyor değil mi Yasin? Anlaşılıyor. Sağ beyin hisler, sol beyin ilişkileri algoritma ile çalışıyormuş. Algoritma. Sağ beyin hisler, sol beyin ilişkileri ve algoritma ile çalışıyor. Başka orada kütüphaneden kitaplar da gelmişti. Teşekkür ederim yani. Burada mıyız? Esaresi oldu. Sıkmayın ya. Risale-i Nüresi deyip biz maç konuşacağımıza, dolar mark konuşacağımıza biz bir yere geldi, bunlar konuşuyoruz. Ders şeyimiz değil, Risale o cumartesi ders değil. Goethe, bütün kitaplarımı ben yazmadım, ilhamla yazdım der. Goethe. Ben yazmadım. Tolstoy Anne Karenina'yı nasıl yazmış biliyor musunuz? Tolstoy'un ne? Anne Karenina'yı. Yoldaya kapanmış. 3 gün açamamış kimse orayı. 3 gün sonra kapıyı kırmışlar, yerde yatıyormuş. Demiş ki Anne Karenina öldü. Yani onlar hepsi ilhamla yazılıyor. Evet. Demek ki. Yani ben kendi yaşadığım şeyi söyleyeyim. Tahayyülle hayalle çalışıyorum. Vallahi bir mana geliyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki hiç bizimle alakası yok. Zaten hayvanlara da ilham gelir. Şairlere de geliyor nehrin kenarında. Yani bize has değil. Yani bize has değil yani. Şairlere de geliyor. Ama bir geliyor ki o anda birisi beni ararsa, birisi abi, dayı, amca, kardeş bana sinirleniyorum, dur. Şöyle diyorum işaret, git, git. Vallahi öyle şeyler ki mesela 222 mi şu anlar işte, o ilhamen. Ustad kabri girmiş ya, Nüker Mekir Enis arkadaş. Orada hayalin meleğin vücudu olduğunu, melek olduğunu. Mesela ağaçların 0.5 miligram kalsiyum, 0.7 miligram magnezyum, demir nasıl alıyor? O ağacın içerisine bile melek girmiş. Melek idare ediyor. O onun evidir, meleğin. Hayal kuvvadır. Kuvva. Kuvve-i hayaliye. Ne demek? Kuvve-i akliyeden anlayın. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviye, kuvve-i şeyviye. Dediği yerde kuvve-i hayaliye de diyor. Kuvvet kuvvettir. Kuvvet melektir, melek. Meleğin donmuş hali hayaldır. Onun için hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne istediğini bilir. Hayalimi razı etmedi. Hayalime, çocukluğumda diyor, hayalime sordum diyor. Kime sormuş? Hayaline. He? Kim sormuş? Bediüzzaman. Çocukluğumda. Dedim ki diyor, 1000 sene
Bir sene dünya mesudane hayatını mı istersin, sonunda hiç olacaksın? Yoksa kısa işte, kısa bir 50-60 sene. Meşakkatli bir hayat ama sonunda ebedi. Hayalin birincisinden ah dedi, ikincisinden oh be elhamdülillah. Birincisini istemedi diyor. Bak tercih ediyor. İyi çocuktum. He, ama bir, onu hariç kime sormuş kardeş? Hayal cevap veriyor. Hayır istemiyorum diyor. Beka istemiyorum. Cehennem veriyorsa beka isterim. E bu bir tercih değil mi? O zaman tercih şuur değil midir? Bunu mu? Ya şuur. Çok tuhaf. Niçin anlattım bunu? Ya kardeşim bir hayal ilham sarar ki aman yarabbi. Yani yerinde duramıyorsun. Ne uykun kalır ne bir şeyin kalır. Meczup gibi böyle. Bizde de oluyor proje çizerken bazen. Proje çizer. Çok mutlu oluyorsun yani böyle. Allah'a ekber değil mi? Abi Münker'deki falan hep Mikail Aleyhisselam'a mı soruyor? He? Mikail Aleyhisselam'a mı soruyor? Münker Mekir şöyle şuur Mikail'dir. Hayat İsrafil'dir. Şimdi dur. Fazla karışma. Pazar günü konuşacağız. Hızır abi ne güzel derdi. Onu da yazsınlar, çizsinler. Meczupluğuma versinler. Derdi ki burası mı? Orası mı? Karıştırıyorum. Bazen karıştırıyorum. 15 sene uyumamış. Belden aşağı felçliydi. Uyumamış derken uyku yokmuş yani. Biyoloji böyle bir hastalık mıdır doktoru bilmiyorum. Uyku yok. Kalkmış. Belden aşağı felç olmuş. Ne olmuşsa. Öyle öldü yani. Uyku yok. E gece gündüz ne yapacak? Belden aşağı felç. Televizyon yok o zaman. Bir radyo var. Cep telefonu yok. Mesaj yok, WhatsApp yok, ünlü yok. Verdi kitaba. İşte bu zat diyor işte. Burası, orası mı? Orası mı, burası? Bazen karıştırıyorum. Uğurum diyor, nereden çıktı bunlar? Meczup, tamam kardeş. Meczup, tamam. Meczup, tamam. Meczuplar zaten akıllara akıllı demezler. Deliler bile anamı demez, ananı diye küfür eder. İnsan kendi aralarında yasaları koyabilendir. Nesnelerle ilişkiye girince sende ortaya çıkan isteme karşı durumun arasından çıkıyor özgür irade. Yani dünyaya geldin, araba satacaksın, iş yapacaksın, doktorsun, ressamsın, tasarımcısın, delicisin, talebesin, ne bileyim, bilgisayarcısın, şusun, busun. İlişkiye girdin mi? Yani bunlarla, varlıkla. Yani araba, yani iş yapmaya girdin de varlığa ilişkilendin mi? İlişkilendin, tamam. İyi dinle bir daha. Nesnelerle ilişkiye girince sende ortaya çıkan isteme karşı durumun arasında, yani bizdeki o isteme var ya böyle meyil, o meyil karşısında meyille meylin var, isteğin var ve hak ve hukuklar var. Durumu arasında, bunlar arasında çıkıyor özgür irade. Köle misin, özgür irade misin? Öyle bir şey var ki istiyorsun, nefis istiyor ama seni köleleştirecek. İraden varsa ondan sıyrılıyorsun. Kafirler bize ne getirirsen getir. İnanmayacağız demekle, kafirler peygamberimize demiş, bize ne getirsen getir, inanmayacağız demekle kendilerini kapatmak manasındaki kalplerini kendileri mühürlemiş oldular. Allah mühürlememiş. Allah mühürde haber ver. Demiş ya kendisi, ne getirirsen getir ya Muhammed, iman etmeyeceğiz. Demekle kalplerini mühürlediler. Ne kadar özgürsen o kadar sorumlusun. Mesela sorumluluk kim alır? Özgürler alır, köleler alamaz. Evde sorumluluk almıyorsun, babasının özgürlük, sorumluluk değil, sorumluluk almadın.
İş yerinde sorumlu kalmıyorsun. Cemaatle nurcusun. Ya bir sorumluluk al. Ya bir vazife al ya. Ya ben kare yapayım. Ben ne bileyim elektriği faturasını diyeyim. Ben ne bileyim yeri bir süpüreyim. Bir sorumluluk al yani. Bak ne kadar özgürsen o kadar sorumlusun. Sorumluluğun kadardır sorumluluğun. Bak sorumluluğun kadardır sorumluluğun. Neyi peşinde koşuyorsun? Bedellerini katlanacaksın. Sızlanmayacaksın artık. Neyi peşinde koşuyorsan, işte ben böyle haletimi yazdım orada. Neyin peşinde koşuyorsun? Onun faturası sana gelince sızlanmayacaksın. Tefekkür aynı zamanda varlığın arkasından yardım istemenin kapısını çalmaktır. Allah-u Ekber. Yasin sana bakıyor. Bir daha. Tefekkür çok manasına bir manası. Aynı zamanda varlığın arkasından yardım istemenin kapısını çalmaktır. İlham da ona kısmen verilen cevaptır. Başka? Düşünmeye zaman çok ayır. Düşünmeye zaman çok ayır. Seni bulunduğun zaman ve mekanın arkasına taşır. Düşün abi, düşündüğün zaman yani o mekanda değilsin, düşündüğün yerdesin. Biz en çok cimrilik düşünmede yapıyoruz. Düşünmeye zaman ayırmıyoruz. Düşünmeye zaman ayır. Doktorum iyi misin? Harun zaten bomba gibi. Ben de çok iyiyim. Niçin? Kötü olmaya fırsat vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Kötü olmama isteyenler var. Dışarıyı bırak yani. İçeride onlara fırsat vermeyeceğim. Elhamdülillah. Düşünmeye zaman çok ayır. Bulunduğun şartlar ve durumlar davana nasıl katkı yapıyor? Önemli. Sıkıntılıysa, büyük bedel ise elbette büyük kazanımların olacak demektir. Sakın mızmızlanma. Nerelerde yazıldığı belli. Toplumdaki ahlak kuralları ile insanları seyretme pencereleri gibidirler. Bir daha. Toplumdaki ahlak kuralları ile insanları seyretme pencereleri gibidirler. Kişiler oradan seyredilir. Çok acayip. Penceredir. Ahlak kuralları. Seyretme. Kişiyi seyredersin. Hakikat iki nokta üst üste. Değişmeyen ama yansımaları, sıfatları değişebilir. Ama özü değişmiyorsa o onun hakikatidir. Sureti değişiyor. Kanuniyeti değişiyor. Her şey değişiyor ama o değişenler içinde bir şey var ki değişmiyor. O hakikattir. O başta da var, eşyanın sonunda da olandır hakikat. Mazisiz ve istikbali olmayanın anlamı olmaz. Mazisiz ve istikbalsiz olmayanın, yani mazin yok, istikbalin yok. Anlamın da yoktur. Yoksa kaygı ve korkular asla yok olmaz. Geçici parlak şeyler asıl olamazlar. Şimdiki zaman derken senin yaşadığın halet-i rüyelerdir. Bu geçmişi ve geleceği şimdi yapabilirsin aleminde. Yani şimdiki zaman halet-i rüyadır. Öyle bir zaman yok zaten. Senin halet-i rüyendir. Bir saniye öncesi yok. Bir saniye sonrası yok. An nedir? Halet-i rüyendir. O zaman ne zamanında bahsediyorsun? Anlamlandıran at koyar, at koyan da onu yönetir. Bir şeye mesela anlamlandıran, diyelim ki misal bir şey söyleyeyim. Dima'da serbest bölge var dedik. Biz orayı Allah'ın izniyle, Allah nasip etti,
anlamlandırdık. Anlamlandıran ise ona ad koyar. Mesela adam bir şey buluyor, ona kendi ismini koyuyor. Sen problemlere eklenme. Kendini başkalarını tenkit ederek eksikliklerine göre tanımlama, değer verme, onunla uğraşma. Ve tenkit üzerine fikir üretme. Buluşçu, çıkarımcı ol. Sana geçmiş icat etmişler. Bir daha. Bu çok önemli. Emre, iyi dinle abi. Sana geçmiş icat etmişler. Sen değilsin o. Şu anda geçmişinle meşgulsan, birisi sana icat etmiş. Bak, sana geçmiş icat etmişler. Onun üzerine düşüncelerini ve hayatını kurarsan, onların istediği yere gitmiş olursun. Ama ben kendim gittim dersin değil. Haberin bile olmaz. Geçmişini kimseye kurdurtma. Sen vahye dayalı geçmişine hayatını kur. Bunu şöyle anlarsın. Acı dahi olsa Kur'an ve sünnete kısas et vur. Acı dahi olsa kısas ona vur. Onu ölçülere vur. Onunla ölç. Onunla ol. Seni acıtsa bile geçmişini anlamlandır. İnsanlar layüsel değil. İnsanlar kusursuz değil. İsmet sıfatlarına sahip değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hariç. Birileri senin geçmişini icat ediyor. Onun içerisinde bugünü yaşatıyor. Bugünü yok etti işte. Madem anda geçmişini yaşıyorsan, şu anda geçmişini yaşıyorsan, şu an kim yaşıyor? Ne zaman yaşayacağız? Biz geçmişimize Avrupa dili üzerine kuruyoruz. Kuruyoruz şimdi. Aracı olanların da katarak bize veriyor. Aracıların bize yüklediklerini fark etmek zor olmuş. Yani geçmişimizle bizi koparmışlar, yeni bir geçmiş vermişler. Ama kendilerini katarak. Zannediyoruz ki bu bizim geçmişimiz. Oysa sana geçmiş icat etmişler. Öyle bir şey yok yani, geçmişin yok senin. Kendini arayarak varlığını devam ettirme gayretidir. Kendini aramak, varlığını devam ettirme gayretidir. Benim gözden uzak hapsim, nice gaybteki kardeşlerimin ruhlarının beden hapsinden kurtulmalarına vesile olacaktır. Bir daha, benim gözden uzak gözler, kimse beni görmüyor, hapisteyim. Ama kimse beni görmüyor. Ama benim hapsedilmem, nice gaybde duyanlar, Müslüman kardeşim, dava kardeşlerimin ruhlarının beden hapishanelerinden kurtulmasına vesile olacaktır. Benim hapsim onların kurtuluşuna vesile olacaktır. İnşallah. Anlattıklarıma dimağlarını, akıllarını aktif etti. Şimdi hayatımla, inandığımı yaşamakla onların vicdanlarını, kalplerini aktif edecek. Yaşanmamış, bedeli ödenmemiş inançlar zayıftır. Fikirler de fikirde kalır çoğu zaman. Delilim, inandığı halde niçin yaşamıyor? Yaşayamıyor. Çünkü vicdaniyatını, kalbini aktif edecek kadar değil. Niçin inandığını yaşayamıyor? Çünkü kalbini aktif edecek kadar güçlü değil. İnsanı eyleme dönüştüren kalplerindeki hislerdir, sezgilerdir, duyarlılıklardır, duygulardır.
Bunlar önlerinde fiili hayat görmeleri lazım. Yani insanlar böyle fikirler değil de şöyle yap öyle yap değil. Öyle yapmasını ne istiyorsun insanlara? Öyle yaşa. Seni konuşmanı değil yaşantını görsünler. Fiili olacak. Peygamberler evet. Yaşamış yani. İslamiyet evet. Yaşamış. Liderler böyledir. Sözleriyle değil eylemleriyle konuşmuşlar. Yani bunlar önlerinde fiili hayatı görmeleri lazım. Ta yaşanabilir olduğunu yaşayanlarla varması lazım. Yani mesela bazılar şöyle demişti bana. Ya senin anlattığın İslamiyet aslında saadetteydi yani. Ya saadet bile demiyor da peygamber zamanında. Hani onlara lafla değil İslamiyet'in yaşanabilir olduğunu yaşayarak göstermek gerekiyor. Ta yaşanabilir olduğunu yaşayanlarla varması lazım. Belki bir kısım ön yargılı veya başka sebeplerle benim hizmete zarar verdiğimi iddia edenler vardır, duyuyorum. Kısmen belki doğrudur ama ben tek başıma yoklukların, zulümlerin, manevi işkencelerin, aşağılanmaların, tahkirlerin kol gezdiği hapishanede kalmaya meraklıyım. Hayır. Meraklısı mıyım? Hayır. İstersem çıkarım. Özür dile. Çıkıyorsun. Meraklısı mıyım? Hayır. İki. İstemem. Bir haftada çıkabilirim. Öyle haber veriyorlar bana. Ama ben kabul etmedim. O da etkin pişmanlık yasasından istifade et dediler. Yani ben pişman oldum şimdi öyle düşünmüyorum. Talihsiz bir açıklama olduğu ondan vesaire vesaireden de çık. Ama dava uğruna bir şey, inandığın bir şey uğruna yaşanabildiğini göstermen gerekiyor. Bunu yapmayacaksın. Peki aptal mıyım ben? Bir düşünsene ki niye kabul etmiyor? Hem de sana göre hizmet de zarar görmezdi. Bir geçmişimize bir bakın. Bu dava ecdadın. Bir geçmişinize bakın. Bu dava ecdat bize neleri vererek, fedakarlık yaparak geldiğine, peygamberlerin hayatına, ashab-ı keyf efendilerimizden, ustalarımızdan bakın hayatları nerelerden geçmiş ki işin turfanında süfyanlara bir fiil her şeyi göze alarak nasıl mücadele ettiler? Bu iş koltuklarda, televizyon karşısında yediğin önünde yemediğin arkada bir hayat mı sürdüler? Öyle mi zannediyorsunuz böyle bir hayat? Benim canım ustadım 28 sene hapishanelerde geçmedi mi ömrü? Konuşmasaydı, sussaydı X gibi diğerleri gibi sussaydı, ses yapmasaydı rahat edecekti. Hazreti Hatice radiyallahu anh'ın en çok hoşuma gelen sıfatı cömertliği, ishar hasreti, fedakarlığı, samimiyeti ve sadakati ve vefasıdır. Kitabın iki kaynağı sanki meleğin iki kanadı gibi seni içerisine taşıyacak veya nehrin iki yakası gibi kitap kapakları. Kitap kapağı niçin iki tanedir dedik, demek bunlar o zaman düşünmüş. Sanki nehrin iki yakası gibi ortadan su akıyor. Hani kapaklar sahil. Kanat gibi. Meleğin iki kanadı gibi. Nehrin iki kenarı gibi seni başka yere taşımak içindir. Kitap demek akan nehir gibiymiş. Vay be. Bunun burada diyemezsin Atakan. Kitap okurken demek ki bizi alıp götürmüş. Alıp götürmüş. Allah Allah. Ey! Falanca tabağınıza çorban geldi deyince demek buradaymışız. Oysa seni kitap alıp götürmüştü. Bulunduğun şartlara malzeme olarak bak,
iç aleminde harman et. Bulunduğun ortamı malzeme yap. Kendini anlamlandırmaya, davana anlam vermeye, bulunduğun ortamı işkence deme. Anlam deposu olarak bak. Yumuşak, yumuşak intikam, sert intikamdan daha uzun ve kalıcı oluyor. Yumuşak intikam, sert intikamdan daha kalıcı oluyor. Onların sertine yumuşak davran. Derinin altıyla kardeşiz. Siyah adamın sözü bu. Ne demiş biliyor musun? Derinin altıyla kardeşiz. İşten ol ve alçak gönüllü ol. Kendini gülebilen ol. Hayatını değil, özgürlüğüne davana feda et. Hayatını değil, özgürlüğü davana feda et. Hayatını davana feda et. Hayatını değil, özgürlüğünü davana feda et. Evet, hayatını değil, özgürlüğünü davana feda et. Hayatını değil, virgül, özgürlüğünü davana feda et. Saklanma sırası onlara da gelecek. Karşından değil, sende bulunan korkudan kork. Bak, karşında değil, sende bulunan korkudan kork. Çünkü o seni felç ediyor. Hiçlik için uğraşanların cesaretlerini ve korkusuzluklarını hatırla. Ahireti yok, hiçliğe inanıyor. Korkusuz, cesur. Sen Allah ve ahiretin var, ne bu halin? Hayatını bir an fedakarlıkla vazgeçebilirsin. Bak, hayatını bir an fedakarlıkla vazgeçebilirsin. Yani savaşa gidersin, tak gidersin. Fakat ama uzun soluklu olan hürriyetini vermek, hürriyetinde vazgeçmek daha zordur. Davana hürriyetini veriyorsun. Çok zordur. Hayattan daha zordur. Onun için, yani herkes hayatını yaşar ama özgürlüğünü yaşayamaz. Onun için idam değil, tek başına ölünceye kadar hücre hapsine koymak ve ölümü beklettirmektir. Kıskançlıkta kendini eksik görme psikolojisinden kaynaklanıyor. Kıskançlıkta kendini eksik görme psikolojisinden kaynaklanıyor. Hem idealist olmayanlarda içsel çöküntüsünü gösteren göstergedir kıskançlık. Bir daha, idealist olmayanlarda içsel çöküntüsünü gösteren göstergedir kıskançlık. İlk 3-6 yaş arasında ilk ortaya çıkar kıskançlık. Çünkü 3 yaşında her o 3 ay kadar çocuk dişi ve erkek canlı cansız ayırt edemez. 3 yaşından sonra dişi erkek canlı cansızı ayırt eder. Kıskançlık ta o zaman başlar. Bunu onu hediye almakla, dua etmekle normala gelebilir. Dua edersen inşallah yok, çok tesirli olur. Mesela kıskançlığı nasıl yok edersin? Ya, tamam dedik. Çaresi nedir yani? Kıskandığın kişiye usta diyor ki, kıskandığına bak bakalım. Dünya bir fani bir mesele ise kıskanmaya değmez. Ahirete ait bir mesele ise zaten kıskanılmaz. Tamam ama gene anlayamıyorum. O zaman şöyle yap. Kıskandığın kişiye dua et. Ya Rabbi Harun'a şöyle yap. Ya Rabbi şöyle yap. Ona da bana da yap. Ondan sonra şeytan diyecek ki, ulan adama dua ediyor ya. Dua ibadet bile değil. Sırrı bu değildir. He. Ona bir etti dua, iki etti. Dua devam ediyor. Dua devam edince peki şeytan bundan memnun mu? Memnun değil. Peki senden o duayı kaldırması için ne yapması lazım? Kıskançlık hissini o körüklüyordu. O kaldırması lazım ki dua etmesin diye. Yalan.
Sırrı tutmak için çok güçlü enerji kullanılıyor. Sır. Niçin insanlar sırrı tutamazlar? Çünkü sırrı tutmak için çok güçlü enerji lazım. Ta ki tutsun. Bu da yani stres yapıyor. Yani içeride tuttun. Yarın Yasin hakkında dedi duruyor. Çok güçlü bir enerjiyle tutacağım böyle. Veya stres yapıyor bende duruyor. Allah Allah. Bu da stres yapıyor. Söylerse rahatlar. Yalanı tersten anlatamaz. Bak, yalanı tersten anlatamaz. Kurduğu yalanı geriden anlatamaz. Yalan mı söylüyorsun? Çok gariptir. Anlat hele, nasıl oldu doktorum? Anlatana şüphelendi yalan. Ya bir tersten anlatana nasıl? O en sonunda bir başlasana bir. Yalansa geriden anlatamaz. Karıştırır. Hep düşünerek hani bunda bunu böyle böyle sıralamıştım. Şimdi geri söyle bakalım. Kurgu bozuluyor. Büyük yalan için korkutulma, kendisi inanması lazım veya ödülü olmalı ki yapsın. Yalanını kadınlar daha fazla saklayabiliyor. Erkekler pek yalanı saklayamazlar. Yalanı onun için çok yakalamıyor. Yani erkeğin durumu hiç iyi değil. O konuda hemen yakalanıyor. Bunları okuduk diyeceğiz. Tamam. Yalanı becerir de saklayamaz. Beceremiyor da abi ya. Öyle mi? Tabii. Kadınlar kadar yani. Kıyaslamalar. Beceremez. Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Amin. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. Amin. Hadis-i şerif meal icmalisiymiş. Ölüm ve hapishaneler soğuktur. Sen kafana sıcaklıkları doldur ki onu hissetmeyesin önceden. Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa, her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse, başı dertten kurtulmaz. İbni Arabi demiş bunu, Muhyiddin Arabi. Hacer radıyallahu anh'a demek Hacer. Hacer vardı ya. Hacer validemiz. Kim idi bu? İbrahim Aleyhisselam'ın eşi. İsmail'in annesi. Safa ve Merve arasındaki zemzem arayan. Evet. Ne demek? Hacer radıyallahu anh'a demek ne demekmiş? Sorgulamamak, İbrahim'e teslim olmanın ifadesi. İbrahim Hanifel Müslüme. Hanif dininden. Yani dinini sorgulamama anlamına geliyor. Yani demiş ki Rabbim mi söylüyor? Yani iki vade arasında yemek yok, su içme şey yok. Bebekle beraber eşini bırak. O mu söylüyor? Kocasına diyor evet diyor. O zaman gitti. Hanif. Yani sorgulamamak, İbrahim'e teslim olmak adına inandığı dine sorgulamamak, teslim olmaktır. İfadesi. Sorgulamamak demektir. Çoğunu kurban verebilmek kadar dirayettir. Çocuğunu kurban verebilmek kadar dirayettir. Esbabın bittiği demektir Hacer. Çöl ve babası çocukla teslimiyetle icraat ilahi teslimiyettir Hacer. İmtihanın farkındalığıdır Hacer. Evladını Kabe'ye kurban etmeye götüren İbrahim'in arkasından bakmaktır Hacer. Beşeriyetini ilahi hakikatlere teslimiyet ve bu uğurda çile çekmenin adıdır Hacer. Yorulmak ama asla yılmamaktır Hacer.
teslimiyetle sembol olduğu için davranışları hacın rükünlerinden olmuş. Bak, teslimiyete sembol olduğu için, yani köle bir kadındı, siyah bir kadındı, cılız bir kadındı, tamam? Böyle bir kadının, ki kadının bir davranış hareketi niye bir haçta rükün olmuş? Bir kadının hareketi dini vecibe niye olsun? Ha, o bir simgedir. Teslimiyet de sembol olduğu için davranışları hacin rükünlerinde olmuş. Siyah, siska, cariye bir kadının hareketleri dini olmuş. İslam'ın insana, kadına verdiği değere bakmamızı da istiyor. İslam'ın kadına verdiği değere bakın. Yani nasıl yani hacı ibadetin içine sokmuş. Ya. Bu ailemiz hakkında bana ilginç gelen şeylerden birisi de zemzem demeseydi nehir olup akacaktı diyor hadis-i şerif. Evet. Geçmişine bakıyor, son şeyimiz olsun. Geçmişine bakıyorsa, tasdif ediyorsa, onunla meşgul oluyorsa ve bazı şeyleri bugüne taşınıyorsa, geleceğine dair planı var olduğundandır. Yani geçmişine bakmayacak mısın? Bak, bir de okuyorum. Geçmişine bakıyorsa Emre, tasnif ediyorsa, yani geçmişin doğruları var, yanlışları var, yani olmadı ya falan yapıyorsan, onunla meşgul oluyorsan ve bazı şeyleri bugüne onu taşıyorsan, geleceğe dair planların var demektir. Onun için geleceğe dair planları olmayanın geçmişte meşgul olamazlar. Olmaları çökertmek içindir. Geleceğe dair projesi olanın geçmişte meşgul olur. Mesela biz Osmanlı'yla meşguluz, peygamberle meşguluz, Adem Aleyhisselam'la meşguluz. Niye? Geleceğe dair projelerimiz var, ahiret. Şimdi kim hakimse geçmişte onundur anlaşılıyor. Bak, şimdi kim hakim? Şimdiki zamana kim hakim? Kim hakimse geçmişte onundur anlaşılıyor. Mesela Osmanlı'ya lanet okuluyor. Mesela mektep kitaplarında Yavuz Sultan Selim büyüklü ve küpeli zannediyoruz. O şeydir. İran Şahı. Timur değil. Şah İsmail. Yavuz Sultan Selim'in sakalı vardı mesela. Tarihe bunu senelerden beri böyle okuttular. O küpesi olan Şah İsmail'dir. Pala büyüklüğü. Yavuz değil o. Yavuz'da alakası yok. Mesela İngilizlerin en büyük mağlubiyeti Irak'taki şey neydi? Kutu Emari. Hiç okutmadılar. Hep biz mahvolmuşuz, yenilmişiz, parçalanmışız, zulmetmişiz, haksızlık etmişiz. Hep bunlarla. Bir okuyayım. Şimdi kim hakimse geçmişte onundur anlaşılıyor. Geleceği de onu gösterdiği kadar görürsün. Avrupa medeniyetinin Müslümanlara bugün yaptıkları budur. Düşünce çözüm üretirken öyle şeyler ürettik ki, bak, düşünce çözüm üretirken öyle şeyler ürettik ki, düşüncelerle çözülmesi imkansız hale gelmişiz. Düşünceler çözüm üretmek için iken, o düşünceler öyle şeyler üretti ki, düşünceyle çözülmesi imkansız hale gelmiş. Bunu yaz. Anladın mı? Niye düşünüyorsun? Çözüm için. Çözüm için öyle şeyler ürettik ki, düşünceyle çözülemeyecek yumak haline gelmiş.
dönem demek eskiden evrilip kıvrılıp donmuş ondan. Dönem demek eskiden evrilip kıvrılıp donmuş ondan. Niçin yazmış? Bir şey at koyan hakimdir, yönetir demektir. Ömrünü seni tenkit eden, senin hakkında yanlış yorumlamakla meşgul olma. Ömrünü seni tenkit eden, yani seni kim tenkit ediyor? Ömrünü o sen tenkit edenlerle, tenkit etmeyle meşgul olma. Senin hakkında yanlış yorumlamakla meşgul olma, zaman harcama. Yani tenkit edilmeli. Seni tenkit mi ediyor? Onları tenkit etmeye zaman verme. Tenkitle kim meşguldur? Sevme ile meşgul olmayanlardır. Beni sevenlerle meşgul olduğum için beni tenkit edenlerle meşgul olmaya zamanım kalmadı demeli. Seni sevenlerle meşgul olursan ki zamanın bile yetmez, seni tenkit edenlere zaman kalmaz. Bu çok önemli, bir daha demek yazmışım buraya, ne kadar ağrıma gitmiş, iyi dinim. Sana geçmiş icat etmişler, sen de bunun üzerine geleceğini kurgulama. Onların tasihiyle zaman harcama, yeniliğini üret ortaya koy. Bak, yeniliği üret ortaya koy, alan alır. Alan alır. Tarih yazmışlar bize yani. Evet. Geleceğimizi de ona göre. Kelam da şuna benzer. Konuşmak var ya. Ne demek? Neye benzermiş? Nasıl ki formül basit harflerle ifade ediliyor ama ciddi geçmiş birikimin sembolleridir. Kelam da böyle. Mesela E eşittir MC kar. E ne kadar basit. Değil mi? M işte. Kütle, MCK. Yani o basit harflerdir ama koca bir Einstein'la alakası yok. Einstein en son ifade etmiş. Bir sürü fizikçiler, bir sürü matematikçiler, bir sürü astrofizikçilerin birikimiyle bu ifade etmiş. Harfler basit. Ama o formülde eşitli bir geçmiş var. Kelam da böyle. Ağızdan bir kelam çıkıyor ama o insanın 30-40 sene geçmişi var orada. Kelam da böyle. Her yerde kimlik soruyorlar. Tamam mı? Her yerde kimlik. Acaba Berzah ve Haşir'de kimlik sorarlar mı? Sorarlarsa ben buyum diyebilecek misin? Bunu da şeyde dedim. Hapishanede oradan çıkıyorum, boğazıma taktılar, göster ismini söyle, her yerde kimlik soruyorlar, oradan geçiyorum kimlik, şunu yazdım, her yerde kimlik soruyorlar, acaba Berzah ve Haşir'de kimlik sorarlar mı, sorarlarsa ben buyum diyebilecek misin Hasan? Orada kimsin? Kimliğin nasıl olacak? Boğazımıza ne takılacak? Bu budur diye. Abdest aldı, ormanlar diyor, şey gibi parlar diyor. Cahil insan hafif, alim ise ağır olur. Derdi veren düşünsün dermanı. Bana ne? Bu burada demez. Orada denir. Tek başına koğuştayken. Derdi kim vermiş? Dermanı da o düşünsün. Bana ne? Esbab çıkıcı deyince değil mi?
Balık... Ve kafaya vurmuş demek o zaman. Balık kokusunu balıksız düşünemediğimiz gibi kelamı da sesimi de bensiz düşünemezsiniz. Varlık da Allahsız düşünülemez. Kelam da ruhun alemi şehadetteki vücudu haricisi ve kokusu gibidir. Deliler silahlardan korkmazlar, deliler delilerden korkarlar. Vardı orada. Deliliğe vurmuştu. Hatırına geleni hemen eyleme geçirme. Ne kadar lazım, nereye mal olacağını, neleri fitilleyeceğini, küçük şeylerle meşgul olup boğulma. Hatırına gelenleri tahlil ve tahkik etmeyi öğren. Bazılarını silmeyi becer. Geçmişindeki bazılarını silmeyi becer. Hatırına gelen bazı şeylerin vehmin ve şeytanın yemlemesi olabileceğini hatırından çıkarma. Biz mesela balığa yem atarız. Ne yediririz Hakan? Onu yemek için. Onun için yemlenme. Mesela namazda güzel şeyler gelir. Ooo tefekkürlü şeyler. Huzurdan koparmak içindir. Yediliyor biraz şeyler hafif. Ta ki büyük yemle, büyük şey gelmesin. Böyle namazın huzurunda ait büyük yekün gelmesin diye ufak yemle seni namazın dışına atıyor. Onun hatırına gelenin bak onun ne demek? Yani hatırına gelenin önünü arkasını götürüsünü ve getirilerini hesapla. Bir şey yaparken götürüsünü getirisini hesapla. Hatırına geleni akıl ve kalp ve vicdan mayasıyla mayala ve süzgeçlerinden geçir. Kendi misyonunu, konumunu unutma. Yani evet, bazıları der ki, doktor yap ama onu yapmak sana yakışmıyor. Ona yakışıyor. De, ona yakışıyor ama sana yakışmıyor. Sen kendini bildiğin, tanıdığın gibi etrafın da aynı seviyede tanımadığını, tanıyamayacağını da unutma. Bekleme. Empati de yap. Eyleme geçince dostlarına, düşmanlarına ve senin psikolojine kazanımlarını ve kayıplarını muvazene et. En önemlisi de davam ve dinin ona ne diyor ve neticelere nasıl hüküm vereceğini muhakeme et. Yani senin başına gelen hadiselerde dostların, yani sırf kendini düşünme, dostlarının da başına neler gelebilecek. Senin başına gelmeyle en önemlisi de dine zarar olmasın. Karşındakinin kaldırabileceği kadar iltifat ve eleştiri ve de tenkit et. Hayvani ruhlara bedeni insan, hayvani yani bedensel hayatta insani muamele etme. Hayvaniyeti yaşayanlara İnsani muamele etme. Sıra desen ki, sığırcığım lütfen şu lahanaya girme. Az kaldı. Lütfen şu lahanaya girme. Rica ediyorum. Anlar mı abi? Bandili sana anlar. Sopayla anlar. Hayvani ruhlara insani muamele etme. Senden uzaklaşanların arkasına düşme. Seni tercih edenleri tercih et. Mazlumun elinden tut kaldır. Zalime tabasbus edip zillete düşme. Doğruluktan ayrılma. Hatırına geleni yapmadan veya terk etmeden önce düşün ki acaba vefasızlık olmuş olur mu? Hatırına geleni yapmak doğru dahi olsa fitneyi uyandıracaksa asla yapma, terk et. Misal çaldığını
sonra versen ama büyük fitne olacaksa verme ama onun adına sadaka yap git. Bir gün hapishane demir kapımı açtı. Böyle var ya kut böyle kalp görüşme. Gardiyan, hoca bir şey soracağım dedi. Sorabilir miyim dedi. Yani mecbur değilsin ama senden yardım alacağım dedi. Ya ben mahkumum, ben ne şey yapacağım? Yok seninle alakalı. Ya dedi, benim hanım diyor evlenmeden önce bir markette şeydi, kasiyer. Ondan sonra bu kasiyerken senelerce çalmış. Halktan da çalmış. Şeyden de çalmış. Market sahibinden. Ve kızı gibi de seviyorlar. Hatta evlendirmeyi de o yaptı. Bizi dedi o şey yaptı. Fakat vicdan azabından hanım azap çekiyor. Şimdi diyor ne kadar para olduğunu ortalama biliyor veya tahmin ediyor. Parayı verse evlat gibi sevip evlendiren onlara korkunç olacak diyor. Vermese kul hakkıdır. Çok herkes farklı söyledi. Bana niye geldi? Sen sözünü yaşayan adamsın. Senin dediğini yapacağız dedi. Hanım seni biliyor. O zaman bunu yazdı. Diyor ki, el gidi. Misal, çaldığını sana versen, çaldığını sonra verene ama büyük fitne olacaksa verme. Ama onun adına o parayı sadaka olarak dağıt. Onun ahirete ve Allah'a bakan yönünü de düşün. Hatırına geleni yaptıktan sonra gelişebilecek en büyük, en kötü senaryoyu düşün. Buna tahammül edebilecek misin? Yani parayı versen, ben sana çalmıştım. Belki parayı alırdı, aklına gelmez. O zaman bu kul hakkından daha beterler arasında düşmanlık olacak. O zaman onun kadar en az veya daha fazla para onun adına sadaka ver. Haşir meydanına karşına dikilecek. Hakkım var diyecek. O zaman bakacaklar ki senin adına da şu kadar sadaka vermiş. Ama o şey yapmasın, hakkını da vermesin nasıl oluyor? Kulak i̇şte kulak. Bak dedim, anlattım. Anlamadım. Mahmut, şimdi parayı verip hakkını helal et. Dersen kul hakkı kul kavgasına dönüşecek. Tam orayı anladım da, onun adına sadaka veriyorsun. Ama evet. Bu helallik mesela... Hala helal olmadı ki. Hala duruyor. Daha çok öfkelenir ya. Evet. Helal etsin. Hem öfkelenir, hem fitne büyür, hem de hakkını da helal etmez. Biz sana güvenmiştik diyor. O zaman ne yapacak? Yani böyle yapınca kul hakkı helal olmuş olmuyor. Ne yapmış oluyorsun? Onun adına ne kadar para şey var, o kadar sadaka ver. Bitti mi? Kulakka oldu dedim. Hayır. Haşrına dikilecekler. Şu kadar alacağım vardı, 5. Sen çaldın mı? Bakacaklar ki bu kadın 7 senin hakkına sadaka vermiş. Neye benziyor? Bana zulmettin. 3 derece alacağım var, Mahmut. Paramı çaldın. Dövdün beni. Gasp etti. Ortaklık çaldın. Ben Erdinç'e anlatıyorum. Mahmut var ya beni şöyle yaptı böyle yaptı. Gıybet değil mi? Doğru söylediğim şey. Hakim midir bu? Kadir midir ki söylüyorum. Erdinç'e anlattım gıybet ettim. Ali'ye anlattım gıybet ettim. Harun'a anlattım gidemedim. Şunu anlattım gidemedim. Atakan'ı anlattım. Yasin'i anlattım vesaire. Toplumda da olumsuz örnek. Bir sürü. Peki benim kaç alacağım vardı bana zulmettin? 3. Seni gıybet ettim, gıybet ettim, gıybet ettim. Oho, 13 içeriye girdim. Haşirde gideceğiz, diyeceğiz ki, ya ben Mahmut'tan ya Rabbi 3 alacağım var, bana zulmet. Tamam da seni o 130 kişiye gıybet ettin, 13 içeridesin. 3 zulümdü, 13 gıybet ettin. 13 eksi 3, 10 içeridesin. Alacak değilken boşta oluyorsun. Efendim, burada kesiyoruz. Tam bir saat oldu. Hem bir psikoloji oldu, hem bir
Doğru düşünme melekesi hem de hapishane hatırası oldu. Ona öyle demiştik. Belki de size lazım olur. Eskilere gittik biraz. Hasan abi, şimdi psikiyatri doktorları biliyorsunuz ruh hastalarını tedavi ediyorlar. Bu tedavileri birebir doktor hasta şeklinde oluyor. Yani ya psikoterapi dediğimiz şey hastayı konuşarak soruyor, işte neyin var, konuşuyor, yarım saat konuşuyor. Sonuçta muayeneden çıktıktan sonra tedavi olmuş oluyor hasta. Allah Allah. He, konuşmayın. Bu konuşma, psikoterapi yani bunun adı psikoterapi. Diğer şey ilaçlı da oldu, yani ilaç da yazıyor, ilaç gerekiyorsa ilaç yazıyor. Bu şekilde yani birebir veya psikiyatri doktoru toplumdaki yani bir ortamdaki bütün hastalara da hitap edebiliyor. Yani sözle, konuşmayla tedavinin adı psikoterapi. Psikoterapi. Ha. Şimdi biz bu doktorların yaptığı tedavi anlayışını enfüs haline taşırsak, enfüste de işte sizin bu anlattığınız şeyler birebir kişinin kendi kendisine psikoterapisidir. Yani kendi kendisini tedavi etmesidir. Bunu tedavi edebilmesi için mutlaka ve mutlaka ENE'de olması lazım. ENE harici nerede olursa olsun bu söylediğiniz sözleri yazması hemen hemen mümkün değildir. Dimağın hangi mertebesinde olursa olsun, nefisin hangi yerinde olursa olsun, aklın neresinde olursa olsun bu sözleri söylemesi mümkün değil. Enfus'ta nasıl anlıyorum ben? ENE'nin hastaları yani ENE'nin hastaları aşağısı yani onları hasta olarak kabul ediyorum. Akıl, efendim işte nefis, ruh vesaire. ENE onlara hitap ediyor bu derste. Onları tedavi ediyor. Niye? Çünkü hepsi çok büyük bir stres altında. Yani akıl stres altında, tabii canım, kalp tabii, tabii, hepsi vicdan, darmadağınlık. Yani hepsi tedaviye ihtiyacı var. Birinden bir söz, bir dayanak, bir istinat noktası arıyorlar, birinden imdat istiyorlar. O biri işte o ENE'dir ve o ENE'nin psikoterapisidir benim tanımlamamla. Yani bütün şeye enfus alemdeki birimlerine, raiyetine. Evet. Rahiyetine veya bilimlere yani onları şey yapması. Bu sözler. Bu benim konuşan da doktordur ha? Benim anlayışım. Ve ehli. Okurum. Şimdi nasıl biliyor musun doktorum? İkide bir okurken senin gözün şu duvara gidiyor. Evet tamam. İlgimi çekti. Orada insanın iç alemin haritaya dönüşmüş hali. Şimdi bak. Akıl yapılırken bu akıl yoktu ya. Bu akılla, bu akla hakim olamazsın. Bu göz yapılırken bu göz yoktu. Bu gözden önce göz olacak. O zaman aklımı aklımla tamir edemem. Kontrol altına alamam. Zira aklın en büyük belası akıldır. En büyük, bir şeyin en büyük düşmanı kendisidir. Bir şeyin şifası da yine kendisidir. Dertler bana dermanmış. Akıl var. Bir sürü veri tabanlarıyla çalışıyor. Bir sürü malzemeler gelmiş. Aklına hakim olamaz. Kalp yardım ediyor. Bir sürü günahlar var. Kalpta latife insani bir tarafta, letaifi manevi bir tarafta, latife-i rabbani bir tarafa, vicdan bir tarafa, sır, hafi, ahva bir sürü. Ruh da şefkat-ı mukaddese, değil mi? Soru, muhabbet, bir sürü şeyler var. Allah bu acayip bir alem. Hepsini hakka hayatını verip, hepsini dengede tutup, bütünlüğe getirmek dediğin gibi, akılla kalbe, kalple de aklı ihata etmek, kontrol etmek yoktur. Ancak hepsini bütünsele getirmek için bunların dışında olman. Bunların dışında insan yer yer oluyor da farkında değil. Bazen şöyle diyor toplumda. Benim ruhum bunu kaldırmıyor derken ennededir bu insan. Bilmiyor.
Ya benim aklım ne ki bunu anlasın? Akılda değil bu. Aklın arkasına geçmiş, aklının zafiyetini fark etmiş. Benim kalbim öyle değil, o kadar iman yok ki bunu yapsın. Benim imanım zayıf. Onun arkasında. Tamam. İşte arkada olmadıkça, mesela dedi ya, bak, hatırına geleni hemen eyleme geçirme. Çünkü hatıra getiren mesela diyelim Hacer, hatıra getirmek huturdandır, yani doğmadır. Kimden geliyor, buradan mı buradan? Ta 30 senelik, 40 sene, 1978-80'de hep böyle merak etmiş eskiden beri kendini. Bak ilkokul 3'e gidiyordum. Bugün de arabayla gelirken dersen hatırıma geldi. İnanın, itimat edin, yalan lafzı kafirdir. Bilen insanım. İlkokul 3 veya 4 yalan olmaz. Böyle bir haletim vardı. Hiç kimse yaşamıyor. Bu insan böyle görüyorum. Benim bilmiyorum inikasım. Benden yapılmıştır. İnsan kendi merkezine koyarsa her bir insan efradıymış gibi. Mesela diyelim ki sarhoşu gördüğün zaman ya bu nasıl bir şey? Ben içseydim ne olurdum? Böyle olurdu. O benim bir efradım. Efradım hep. İlkokul 3 ve 4'e giderken şöyle düşün. Hiç kimse yok. Bir ben varım derdim. Bunlar aslında öyle görüntü. Varlığına inanmıyor. Yani demek merak. Şimdi oturdu böyle. Şimdi kendini nasıl motive edeceksin? Diyor ki mesela inşallah vahiy yazmışız. Oturmuşuz. Çok iyi hatırlıyorum. Silivri'de ya. Yok. Metris'te yazmış. Aynen. Silivri. C2. Vahiy neymiş? Çok ilginç yani. İnsanlar inim inliyor bunları bilmediğinde. Oturduk. Sen dersin, birinci dersin herhalde soruna mı geldin? Kur'an ayetlerine sucunun, gusun, zarun baktın hiçbir şey. Usule, fıkıhta, kaydeye bakmadan. Her bir ayete sırf psikolojik olarak ne emrediyor? Ya sari, yani açık veya orada gizli olan yap, yapma, de, deme. Onları çıkart. Çünkü niye? Ciddi bir ihtiyaçtır. Bu ne işime yarayacak? Bu malzemeleri vere vere içeriye doğru düşündükçe melekimiz gelişmesi lazım. Mesela araba yanlış yaptın, önünü arkanı çevirdiler falan. Araba dinlersen bu kadar soğuk. Yani kendini yönetmeyi bilirsen nefsin zilliğini kabul edip ruhunu kurtarman lazım. Muhatap olmaman lazım. Dalaşmaman gerek. Meşgul olmaman lazım. Savaşa girmemek en büyük savaştır. Ve kazanımdır. Buna delilim hepiniz biliyorsunuz. Okay çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Hapishaneye girdiğim 1,5 ay sonra mekanım, dershanemi yıkıyorlar, vakıfları sokağa döküyorlar ve adamlar satıyorlar. Tamam. Yani ibadethane, medrese, bu derslerin, tecvitleri, namaz kılına, teravih kılına, fıkıh okuna, risale okuna yerim. Peki niçin anlatıyorum? Savaşa girdim mi? Girmedim. Girmedim. Peki. Çünkü niye? En büyük kazanım girmemektir. Allah Resulü diyor ki dünya yıkılmaya yüz tutmuş, kısmen yıkılmış bir köprü gibidir. Alim Ervaf'tan Alim Ahiret. Geçin gidin dönüp bakıp da tamir etmeyin. Bırak. Niye dedi deme işte ya sana. Anım bana bunu niye dedi? Ya adam küfür. Deme meşgul olma. Dersin. Meşgul olma. Bu size tesir eder. Çünkü ben kısmen yaşadım diye. Her türlü hakareti, küfürlerinden, dershanemi yıktılar, kariyerimi çizmeyeden, meşveretname altında kimin eli kimin cepte benim şeyle yok bizden değildir böyle ki birilerine imzalattırdılar bilmem ne yaptılar ama biz Rüştü abinin
bana dediği gibi rüyada ustad da gelmişti. Bu işleri yapan o haritalı ders pek kimse yok. Çadıra bile sürürsen bu işi yapacaksın. Sakın savaş yapmayacaksın. Tenkit etmeyeceksin. Çünkü seni sevenlerle meşgul olursan onların cümlesi de. Yani aynı bu cümle değil de benim atan. Seninle alakadar. Yani ben cümlesini söyleyeyim. Benim burada kurduğum şey, seni sevenlerle meşgul olursan seni tenkit edenlere zamanın olmaz. Meşgul olma. Mesela yeğenim var. Mesela. Bazen işte şeylik oluyor böyle, sıkıntı. Ben beni affettin mi? Tamam, ben sana, tamam. Genç ya. Niye affedecektim? Biraz önce oldu ya sıkıntı benim. Yavrum o bitti. Yani şimdi öyle bir duygun fikrin yok mu bana karşı? Yok yavrum. Peygamber ahlaklıydı. Biz izmi takip ediyoruz. He? Derslerde geçen abi sen. Derslerde. Bir an yani kızgınlığın bir anda. Bitti. Sonra hiçbir şey yok. Hani insan evlatının yaptığı bir an unutuyor ya böyle. Hani Allah'ın verdiği merhametin belki binde biri. Evet, Allah aşkına da sokuyor. Harika. Bir nabzı unutmayacak yani. Yani adam o insanla babaya vermiş. Evladım bir tane yanlış yapıyor. Hiç yapmamış gibi hareket ediyor. Hiç yapmamış. Sen de yani ne özür dilerim, ne hakkını yerim, ne hakkını? Evde hak yok ki. Evde adalet yok. Adalet, merhamet. Ne adalet? Ne demek zulüm mü var? Adaletin üstünde. İşte seni yaratılman adalet miydi? Merhametti, merhamet, şefkatti. Seni yaratılman, hak etmek adaletti. Sen ne hak ettin yaratılmaya? Hep ben yaratılmaya hak mı ettim ki adalet istiyor? Adalet hak etmek. Ben hak etmemiştim ki. Peki niye yaratıldım? Merhametinden. Kainatın diyor bir sebebi vücudu adalettir demiyor. Kainatın bir sebebi vücudu merhamettir. Evde adaleti değil, merhameti, şefkati hakim kılacaksın. Evet. Mesela cam açık, hakikaten acayip. Yani çamaşır da içeride. İçeride şey konuluyor. Adam yukarıdan silkeledi. Abi bir geldi, hakikaten acayip bir şey. İçeri girdi, kıtaryonla. Dedim analiz. Hepsini söktüm, tekrar makineye koydum. Orayı da sildim, camı kapattım. Tamam. En büyük savaş, savaşmamak. Savaşınca diyeceksin, günlerce kafanda kalacak, uğurlu nasıl dedi, niye dedi, işgal altında olma ya, kıkıldan kendini yönet. Eğer böyle pasif diyecekler, desinler. İsa Aleyhisselam son cümlesini söyleyip bitiriyor. İsa Aleyhisselam giderken bir kısım Yahudi ona küfür ediyordu, o ses yapmamı geçti. Havarileri vardı yanında, talebeleri. Ey Allah'ın Resulü, niçin bir şey demedin bunlara demiş. Yani sence belki bu zillettir, belki pasifliktir, mağlubiyettir ama bak Allah Resulü, Ulul Azm Peygamberi ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, niye bir şey demedin İsmail demiş. Tamam. Havarileri. Demiş ki, herkes yanında olanları verir. Benim yanımda öyle bir şey yok ki vereyim. Yani ben bir hayvandır bilmem ne dedim. Ben de sana. Sen hayvansın, sen alçaksın. Bizim herkes de yanında yani poşetinde olanı çıkarır verir. Herkes yanındakini verir. Benim yanımda öyle bir şey yok ki vereyim demiş. Yani ne diyeceğim? Öyle söz yok ki. Kendine hakim olmak lazım. Yani bedensel ve nefsani hayattan sıyrılmak gerekiyor. Dünyada rahat etmek için. Psikoloji hastalıkların çoğusu bedensel ve tasavvur ve tahayyül bütünlüğünden geliyor. Bakın, bu işin uzmanları, hakim olanlar, peygamberler de dahi dertsiz değil, sıfır dert değil, dertlerini kontrol edebilmişler. Dertlerin kendisi dermandır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Sen dert gördüğün şeyi, dertler bana derman demiş. Bu dünya nedir biliyor musun? Ahiretin dermanıdır. Bu hastalar risalesinde geçiyor. Biri üçüncü devada. Diyor ki, tövbe beşinci devada. Bir kısım gençlerdeki sihat beladır diyor. Bela olmuş.
Sihat bela olur mu? Beladır. Ya. Bir kısım hastalıkları şifadır, sihattır. Bunu biraz şeyde anlatıyorum böyle. Üzülme diye bir ders var. 17-20 dakika mı nedir? Çok güzel. Geçen böyle bir aldı beni bir dert böyle. Böyle hüzün aldı böyle. Zeytinburnu'nda o yıkılan binayı oradan geçerken böyle bir hüzün aldı o. 30 küsur sene. Ondan sonra aynı binada işte kaç sene, şöyle 20 sene aynı odada kaldı. Adamla ağrı şimdi konuşmadan sonra Suat'tan böyle satılmış hemen. Hüzün aldı. Ondan sonra oturdum ileride arabada, üzülme diye bir ders yayınladım. Bu noktadan bak görürsün. Üzülme. Niçin biliyor musun? Diye devam ediyor. Peki. Ne mutlu kendine hakim olanlara. Şeytanı böyle şeytan görmüyorum. Nasıl olmuşsa. Acayip bir şey. Garibime gidiyor bu sistem. İnanın bana bir saat geçmiyor ki şeytan böyle hissi bir bağımız olmamış olsun. Mutlaka şuurlu bir duruşumuz var onunla benim. Devamlı yalanız. Devam. İşte yani şuurum benim çoğu elhamdülillah. Yani Bu adam. Şimdi sensin ha, bana radyoya bu elimi sokan, bu kanalı dinlettiren sensin biliyor musun diyorsun. Sensin. Çok garip yani. Şeytan mutlak şer değil. Çünkü kemalat insaniye sebeptir. Bir de terakkiyatı makasid-i hayri külliye. Ahir tamamen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.